Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Özellikle arkadaşlar ApeCoin tarafında bir dava durumu e, mevzu bahis oldu. E, Ape'in e, yasaları çiğnediğine dair özellikle bu bağlamda e, ApeCoin tarafında arkadaşlar bir takım şeyler e, vaat edildi. Yani yüksek getiriler vaat edildi. Fakat bunların karşılanmaması hususunda davalar meydana geldi. Bunlar ABD tarafında olmak kaydıyla yani resmi kurumlardan gelmedi bir kere onu söyleyeyim. E, fakat mahkeme süreci e, devam edecek. Aslında geçtiğimiz vakitlerde fan tokenlarda gördüğümüz e, temanın aynısı Apecoin'de sürmeye devam ediyor. Yani işte diyorlar ki işte Apecoin şu şekilde işte kendi coinleri için yükselteceğiz vesaire. E fakat bu olmadığında ne oluyor? Mahkemeye başvuruluyor. E, çok büyük bir ihtimalle Apecoin tarafı aklanacaktır arkadaşlar. E, zira çünkü ucu açık, e, ucu oldukça açık şeyler ve herhangi bir düzenleme olmadığı için mahkemeler bu bağlamda e, ne yazık ki aleyhine karar vermekte zorlanıyor. Ne yazık ki Ape için söylemiyorum çok Genel bir konu arkadaşlar yatırımcıların ciddi mağdur olduğu Tera ya da FTX olayları gibi durumlar da var. Bunlar için zaten regulasyonlar gerekiyor. Bir kere bunu söylemek lazım. Fakat Apecoin'in ben burada herhangi bir sıkıntıya düşeceğini ne yakın zaman içerisinde ne de uzun zaman içerisinde düşünmüyorum. Bunu da bu şekilde eklemiş olayım ABD tarafının Eype e genel bir ambargosu mevcut. Ancak Ape e, bu olayları aslında ne yaptı? E, epeyce bir normalleştirdi diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Genel olarak da oldukça sevdiğim bir e, kripto paradır. Sadece şu e, staking'lerde tabiri caizse biraz uçtuklarını düşünüyorum. Ape Günlük 4.2'ler üzeri bir günlük kapanışı yapabilirse arkadaşlar, e bu bağlamda hacmini koruduğu ve artışı devam ettirdiği surette 5 dolarlara kadar yön yukarı harekette bulunabileceği gibi hala yükseliş potansiyelini ciddi anlamda korumakta. 3.9'ların hatta 3.85'lerin aşağı yönlü kırılımı devam edebilecek bir 3.5 dolar düşüşünü tetikleyebilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim. izleyen herkese hoşça kalın.